Dışarıyı görebiliyoruz. Burası mutfak. Bunların hepsi sıfır yapıldı. İkinci el hiçbir şey yok burada. Ocak bir bulaşık makinesi alınacaktı, onu almadım. Sezonda inşallah. Burada bir masamız var. Aslında toplantı masası ama genelde yemek masası olarak kullanıldı. Evet, burası soyunma odası. Bay bayan ayrı yapmıştık. Buradaki aynamız maalesef kırılmış. Burası tuvalet. Burası da aynı şekilde. Buraya ilaçlarımız konuyordu. İhtiyaç dolabı olarak ayırmıştık. Şu pazar sergimiz zaten. Evet, buradaki otların hepsi sezonun hazırlık aşamasında biçilecek. Burada bir iki üç dört beş. Burada 5 tane ayrı odamız var. En sondaki istiridye. Onun yanındaki 4 oda kültür mantarı odası. Şöyle genel bir bakalım yine. Tamamı 1000 metrekareden oluşan bir alandayız. Şu orta kapının yanındaki soba gibi görünen şey, burası tavuk üretim yeri zamanında tavuk üretim yeri olduğu için sanırım civcivler veya tavuklar bu sobayla ısınıyorlarmış. Yani biz sökmedik, kaldı belki lazım olur diye. Şöyle bakalım. Arkadaşlar şimdi bizim projemiz, yani bu tesis kurulurkenki amacımız odaları da kiraya vermekti. Şöyle kapıyı kapatıyorum artık.
Kısmet olursa şu karşı tarafımızdaki yer de boş. Burayı kendi odalarımızı kiraya verirsek karşı tarafı da alıp içini yaptırıp orada da 1810 oda aktif hale getirmeye çalışacağız. Dolayısıyla güç meselesi şu an o kadar gücüm olmadığı için beklemek zorundayım. Burası yeşil üretim odası. İki tarafı açılan kapı yapmıştık. Şimdi üretimin hemen diğer tarafında evimiz var. Şöyle yeşil boyalı olan ev bize ait.